Giresun davada, Kobani davasında şu anda kararlar açıklanıyor. 108 sanığın yargılandığı davada. Biz bu davadan çıkan kararı nasıl okumalıyız ya da çıkan kararları nasıl okumalıyız, ne dersin? Evet, yani aslında bu Kürt siyasetinden bir intikam alma operasyonu olarak nitelendiriliyordu açıldığı günden bu yana. Ama aslında son günlerde bu normalleşme tartışmalarıyla beraber hem bu davada hem de Kavala davasında, Gezi davasında aslında Türkiye kamuoyunda bir beklenti oluşmuştu. Bu normalleşmenin işaretlerinin alınabileceği ilk davalar, ilk sinyaller burasıydı. Bu davalarda verilecek kararlardı. Hem dün Kavala'nın yeniden yargılanma talebinin yeni mahkeme heyetinin oluşturulmasına rağmen reddi, hem de bugün açıklanan kararlar aslında bu beklentiyi büyük oranda boşa düşürmüş durumda. Bundan sonra bir normalleşme zemini üzerinden Türkiye siyasetinin konuşulmasının hem etik hem de politik altlıkları çok zor olacaktır. Ayrıca normalleşme zemininin burada en azından bugün itibariyle Kürtleri kapsamadığını gösteriyor. Bu da aslında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Şimdi siyasette yumuşama tartışması aslında sürüyor. Bazıları için Kobani davası, Gezi Parkı davası gibi davaların tamamının aslında yumuşama kapsamında biraz da olsa yargıda rahatlama olabileceği bir beklentisi vardı. Ama bu cezalardan gördüğümüz kadarıyla böyle bir durumun aslında çok da söz konusu olmadığını da çıkarabilir miyiz? Ne dersin? En azından ilk sinyaller bunlar. Ama ilerleyen aylarda, ilerleyen dönemde bu konularda iktidar hızlı bir geri adım atabilir mi? Bunu da bilmiyoruz. Yani çünkü aslında bu davalar siyasi davalar oldukları için hukuki zemin üzerinden çok değerlendirilebilecek, tartışılabilecek davalar değil. Bu ilerleyen dönemlerde tabii bu konuyla ilgili yine bir yumuşama, normalleşme, bu kararlardan geri adım atılması gibi bir beklenti umudu da bu kararların, bu ağır ceza, hapis cezası kararları sonrası azalmış görünüyor. Yönelik aslında Kürtleri cezalandırma politikası dedin. O dönemi birazcık hatırlayalım. Çok şiddetli bir dönemden geçmiştik o dönemde ve biraz ülke çapında çok büyük eylemler olmuştu. Çok insan yaralandı, çok insan gözaltına alındı o dönemde ve daha sonrasında aslında çok daha sert bir siyasete gittik diyebiliriz belki. Şimdi önümüzü nasıl görürsün o dönemden bugüne? Şimdiki politik politikaları nasıl okumamız gerekir? Özellikle coğrafyayı, bölge için soruyorum sana. Hakkında soruşturma açılan kişiler büyük oranda bu Kobani davasında Kobani olayları sırasında yaşamını yitiren kişilerin ölümlerinden sorumlu tutuyor. Bu olaylar sırasında yaşamını yitiren kişilerin önemli bir kısmı, çoğunluğu HDP'liler aslında. Ancak bu ölümlerle alakalı, kamu görevlileriyle alakalı bir soruşturma açılmış değil. Yine bu ölümlere sebebiyet veren başka çevrelerden kişilerle alakalı bir soruşturma açılmış değil. Yani aslında burada bu sokak eylemlerine polisin orantısız bir müdahalesi de söz konusuydu o dönem. Ama görülen o ki burada sadece siyaset cezalandırılmaya çalışıldı. Bir de tabii yani bu bir siyasal dava olması sebebiyle şu soruyu da sormak gerekiyor. Acaba çözüm süreci 2015'te bozulmamış olsaydı bu iddianame hazırlanacak mıydı? Ve bu kişilerle alakalı benzer suçlamalar, benzer ceza kararları çıkacak mıydı? Nitekim buna hayır demek kolay.